13 Ocak günlük astroloji yorumuna hoş geldiniz dostlarım. Bugün Mars retrosu sona eriyor. Hepimizin gözaydın geçtiğimiz 5 aydan beri neredeyse retroydu. Mars'ın retrosu olması tabii ki bütün enerjimizi, hareketlerimizi, günlük hayatımızı oldukça sorunlu hale getirdi. Zaman zaman da hayatımızda bizi hapsetti bazı konularda. Özellikle ikizlerin gözaydın, yayların, balıkların, başakların. Tabii ki boğaların, akreplerin yine gözaydın. Ama genel olarak şöyle düşünün lütfen. Mars enerji, hareket, eylemler, yapmak istediklerimizi hayata geçirmek için bize enerji ve motivasyon veren bir gezegendir. Ve Mars'ın artık düz hareketine geçiyor olması demek, yapamadıklarımızı yapmak, önemli konulara başlamak için oralarda zaten ciddi zorluklar yaşattı. Bir muallakta kalma, bir belirsizlik söz konusuydu. Evet, bugünden itibaren Mars retrosu bitiyor ve bir daha Mars 2,5 yıl sonra tekrar retro yapacak. Çünkü Mars 2,5 yılda bir retro yapar. Bu arada 2,5 yıl sonraki retrosu da Yengeç Burcu'nda olacak. Buradan söylemiş olayım. Evet, hepimizin gözü aydın diyelim. Ama tabii ki unutmamamız gereken bir şey daha var. Mars'ın retrosu bitiyor ama Merkür'ün retrosu sürüyor. Eğer çok önemli bir konuya girişmek, başlamak, harekete geçmek istiyorsanız, dilerseniz Merkür retrosunun da bitmesini beklemenizi tavsiye ederim. 18 Ocak'tan itibaren artık düşünceler bazında da, fikirlerimizi beyan etme bazında da özgür bir enerjiye sahip olacağız sevgili dostlar. Evet, bugün gün genelinde ayımız gece saatlerinde Başak Burcu'nda boşluğa girecek ve sabaha karşı 04 sıralarında da gözlüğüm takayım tabii ki buraya bakınca göremiyorum. Sürekli ışıktan, yansımadan şikayet alıyorum. Aslında öyle bir o yüzden gözlüksüz girdim videoya. Ancak gözlüksüz maalesef göremiyorum. Gözlüğüme yansıma yapan ışıklardan dolayı da şu anda yapacak bir şey yok. Lens kullanamıyorum. Bunu çağırsa sadece ameliyat. Bakalım nasip kısmet diyorum sevgili dostlarım. Evet, bu sabaha karşı 05.56'da Ay Terazi Burcu'na geçiyor. Ve gün boyu ve yarın da ilişkilerimiz gündemimizde olacak. Tabii ki Ay Terazi'ye geçiyor. Mars da artık özgürleştiğine göre. Ay Mars, aynı zamanda tabii ki Venüs'ün de Mars'la olumlu etkileşimi devam ederken demek ki ilişkilerimiz de bizi biraz daha alıp yukarı taşıyacak bir enerji olacak. Ay Terazi Burcu'nda ilişkilerimizi yönetir. Tüm ilişkilerimiz özel, sosyal, iş, ortaklığı işler, mahkemeler, hukuki süreçler gibi alanları yönetir. Ama en çok da ilişkilerimizdeki dengeyi kurmak da önemlidir. Dolayısıyla gün boyu ilişkilerle ilgili önemli bir gün olabilir. Ayın açıları da çok güzel bu arada. Hazır Mars retrosu bitti. Venüs'e, Mars'a da baktığımızda ve Ay da bugün tetiklediğine göre gökyüzünde güzel bir hava üçgeni oluşuyor sevgili dostlar. Terazi, ikizler, kova aksında önemli gezegenlerimiz var ve hava üçgenleri genellikle daha rahat sosyal ilişkiler kurmamızı sağlar. Daha esnek, daha entelektüel, daha bilgiye dayalı ya da anlaşma unsurunun daha güçlü olduğu bir gün. Bilhassa güzel saatlerimizi söyleyeceğim. Sabırsızlanıyorum bunlar için bu arada. Zor saatlerimiz de var bugün. Ancak bugün Oğlak Burcu'nda retro yapan Merkür'ün de güzel açıları var. Kuzey düğme öğle saatlerinde 13 ve 14 aralığında önemli işlerimizi toparlamak, geçmişten kalan fikirleri, düşünceleri beyan etmek için bence kullanılabilir. Hazır Mars'ın retrosu son buldu. Biraz da maddi konular, gelir gider, gayrimenkuller, toprakla, emlakla ilgili konular için kullanabilirsiniz. Evet, bugün bizim için en güzel açılardan bir tanesi. Akşam saat 20 ve 21 aralığında Ay Mars'la üçgen bir açı yapıyor. Tabii ki Venüs de Kova Burcu'nda olduğu için ilişkilerle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hatırlarsınız geçen hafta aşkla ilgili bir başlık atmıştım ve Mars Venüs üçgeni demiştik. Evet, şanstır, fırsattır ve ilişkilerimizde daha olumlu gelişmeler getirir. O üçgenin etkileri devam ediyor ve bugün Mars'ın retrosunun bitmesiyle ve Ay'ın da terazide olmasıyla o üçgen biraz daha geniş kapsamlı hayata geçecek. Yani bu akşam hem enerjimizi, motivasyonumuzu, genellik rutinlerimizi de hayata geçirmek için bilhassa saat 20'den sonraki saatler bence çok profesyonel, yetenekli, çok başarılı saatler olacak. Kendimizi çok daha zinde hissedeceğiz aynı zamanda. Herhangi bir şey yapmaktan artık üşenmeyeceğiz. Çünkü Mars retrosu bitti. Yani girişimler yapmak için gayet güzel bir gün. Evet, bugün dikkat etmemiz gereken bir saatimiz akşam 22-23 sıralarında
Ay Merkür karesi var. Biliyorsunuz düşüncelerimizde bir takım zorluklar getirebilir. Fikirlerimizde biraz daha tartışmacı olabiliriz. Huzursuzluklar çıkabilir. Bu saati önemli konulara denk getirmemekte fayda var. Bir diğer güzel açımız sevgili arkadaşlar. Bugün Güneş ve Neptün arasında 60 derecelik sanatsal, ilahi bakımdan çok güçlü, yaratıcılıkla ilgili konularda ve bir şeyleri hayal etme, organize etme, hayata geçirme ve ideallerimize biraz daha yaklaşmak için harikadır. Özellikle ilham veren konularda, mesleki alanlarda çok güzel etkiler verecektir sevgili dostlar. Bu enerji gün boyu etkili olacak ama öğleden sonraki saatlerde daha güçlü çalışabilir. Bu arada kimlerin gözü aydın? Tabii ki ikizlerin, yayların, başakların ve balıkların. Mars'ın retrosu en çok onları zorladı. Diğer grup ise boğalar ve akrepler. Evet, bunlar parayla, ilişkilerle ilgili ciddi sınavlar verdiler. Diğer hani ikizler dedim, yay dedim, balık ve başak aksları ise sağlıkla, ev hayatıyla, iş hayatıyla ilgili ciddi krizler yaşadılar geçtiğimiz 4 aydan beri. En çok da sizlerin göz aydın ama genel olarak da hepimizin özellikle tabii gökyüzünde bir Mars retrosu varken motivasyonumuzu aşağı çekecek, adeta uyuşturan, adeta sıkıştıran, sanki kafana sıkışmış gibi hissettiren o enerjiler bugünden itibaren bitiyor. Evet, 13 Ocak Cuma gününün ilk şanslı ve güzel saati sabah 8 sıralarında başlıyor ve 9'a kadar sürüyor sevgili dostlar. Diğer güzel saatimiz ise 13.55-14.55 saatler aralığında. Bu saatler içinde Mars'ın retro yapmadığını artık unutmayın. Daha girişken, daha heyecanlı ve bazı şeyleri başlatmak için güzel bir saat dilimi olabilir. Diğer saatim 20.33-21.33 saatleri arasında. Yine ilişkilerle ilgili bence bugün güzel bir gün. Hatta belki de bu ayın en güzel günlerinden. Geçen hafta Mars ve Venüs'ün birbirlerine yaptıkları trineyi daha güçlü şekilde ortaya çıkaran, ilişkilerle ilgili gerçekten güzel sürprizler belki de bazılarımızın yaşayacağı bir gün olacak sevgili dostlarım. Hazır terazi burcu, güzellik, uyum, estetik, daha güzel konulardan bahsetmek, ortayı bulmak ve belki de bizim hayatımızda önemli gelişmeleri taşıyacak güzel bir gün. Mutlu bir gün diliyorum sevgili dostlarım. Yayınımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yarın yine görüşmek üzere.